Şimdi sorunuzdan önce birinci turla ilgili birkaç hususun altını çizerek aslında buna daha iyi cevap verebiliriz bu soruya. O da şu, ya bir parti sonuçta bir kurulma amacı vardır. İşte her parti genellikle kurulurken iktidara gelmek için kurulduğunu söyler ve siyasette kendisini bir yere konumlandırır. Dolayısıyla da bu konumlandırma üzerinden ileriye yönelik olarak partisinin İşte iktidar alternatifi olma ya da siyasetteki kalıcı yeri, konumu üzerinden değerlendirme yapar. O zaman buradaki soru şu, İyi Parti'nin için ittifak karşıtlığına gitti ya da işte yerel seçimlere gidildiği dönemde niçin büyük şehirlerde CHP ile ittifak yapmak istemiyor ya da muhalefetle ittifak yapmak istemiyor sorusunun bence iyi cevaplandırılması gerekiyor. O zaman İşte birinci turda dile getirdiğimiz hususlar üzerinden baktığımızda İyi Parti'nin yeni bir siyaset arayışında olduğu anlaşılıyor. Yani bu yeni siyaset arayışında da bunu farklı şekillerde gerekçelendiriyor. Tekrar etmeyeceğim onları. Ama gerekçelerine baktığımız zaman diyor ki ben 2019'da kaybettim ittifaktan dolayı. 2023 seçimlerinde kaybettim. Böyle giderse yani bu yerel seçimlerde de ittifak kurarsam 2028 seçimlerinde de kaybedeceğim. Dolayısıyla ben siyasete işte İYİ Parti'nin aktörleri biz siyaseti muhalefete kazandırmak için değil işte Türkiye siyasetinde var olmak için kurduk diyorlar bu partiyi. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımızda işte az önce Şakir Hoca'nın çizdiği çerçeve üzerinden mesela bir parti İşte muhalefetle ittifaka girmediğinde muhalefetin seçimi kaybetmesi işte bir partinin sorumluluğuna yüklenebilir mi? Sonuçta partileri tek tek değerlendirmemiz lazım. Kendi konumları, tabanları, seçmen eğilimleri açısından. İyi Parti diyor ki ben işte aktörleri, genel başkan yardımcıları biz diyorlar Anadolu'da işte şu kadar il gezdik, teşkilatlarımızla görüştük, seçmenlerimizin eğilimlerini yokladık. Seçmenlerimiz ittifak siyasetinin İyi Parti'ye yaramadığını söylüyorlar. Dolayısıyla da seçmenimiz ve tabanımız, teşkilatlarımız bunu istemiyorsa elit siyaseti üzerinden ya da tavan siyaseti üzerinden bu ittifakı sürdürmemizin bir gerekçesi yoktur diyorlar. Mesela böyle gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir siyasette görme biçimidir. Siyasette partiyi nereye konumlandırdığınızla ilgilidir. Şöyle de düşünebiliriz. Mesela İyi Parti genel seçimler açısından ya da geçmiş seçimler açısından iktidarın karşısında bir yerde konumlanarak bir siyaset arayışında bir ittifak içerisinde bulunmuş olabilir ama öbür taraftan da mesela şöyle de düşünmüş olabilir. Yani bunu da varsaymamız lazım. İşte AK Parti belediyeciliğinin ya da Cumhur İttifakı belediyeciliğinin muhalefetle karşılaştırıldığında Türkiye açısından bazı illerde belki daha iyi olabileceğini gördüğü için de burada bir yeniden tutum değerlendirmesi yapabilir. Örneğin İyi Parti'nin 27. dönem milletvekilinin söylediği bence bu anlamda önemli Ayhan Erel Bey'in. İzmir'i diyor keşke bir defa da AK Parti kazansa da İzmir bir hizmet görse diyor mesela. Şimdi bu bir görme biçimi, bu bir bakış açısı. Dolayısıyla da yani İyi Parti'nin buradaki arayışının bence çoklu sebepleri var. Az önce söyledik güvensizlik meselesi, kaybetme meselesi. Özellikle CHP ile iki dönem ittifak pazarlığı yaptı. Bu ittifak pazarlığında karşısındaki partinin tutumunu, nasıl tutum aldığını, nasıl kararlar aldığını biliyor. Ve tekrar bir ittifak siyasetine girse kendi partisinin buralarda zorlanacağını düşünmüş olabilir. Bütün bu açılardan İyi Parti kendisini yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Peki CHP açısından meseleye baktığımızda karşımızda nasıl bir tablo var derseniz, işte az önce Selami Hoca da biraz değindi. CHP sonuçta bir kurtarıcı arayışında şu anda CHP'nin içerisindeki farklı yapılar. Bunu değişim tartışması üzerinden yapıyorlar ama değişim tartışmasını bir kelimeyle özetlesek bu bir lider değişimi. Yani sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi de partinin yeni döneme değişiminden bahsediyor.
İmamoğlu ve ekibi, ona yakın olanlar, Özgür Özel, bu işte aktörlerin dışındaki yine CHP'nin içerisindeki farklı gruplar yapılar. Herkes değişimden bahsediyor ama bu değişim meselesinin, o tartışmaların ana odağına baktığınızda mesele gelip liderin kim olacağında odaklanıyor. Dolayısıyla da CHP'de önce kendi içerisinde böyle bir arayış var. İşte İstanbul-Ankara meselesinde sonuçta CHP bir parti, kurumsal bir kimliği var, kurumsal yapısı var, tüzüğü var, bir işleyiş mekanizması var. Örneğin adayların, bir ilde adayların nasıl ortaya çıkacağı, kim ilan edeceği, mesela işte belediye başkan adaylarını parti meclisinde karar veriliyor ve buradan açıklanıyor. Ama öbür taraftan baktığınızda daha genel başkanlık, parti yetkili organları bir açıklama yapmadan İstanbul ve Ankara adayları kendisini çoktan belediye başkanı olarak açıklamışlardı. Dolayısıyla da CHP'de örneğin Kılıçdaroğlu ve CHP'nin genel merkez ekibi İYİ Parti'ye, siz de soruda belirttiniz, farklı şeyler söylerken, işte yollar açık olsun, istediklerini yapabilir derken, Ankara ve İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş burada İYİ Parti'nin desteğini almaya yönelik olarak yeni bir ittifak mimarisi geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela işte Ekrem İmamoğlu diyor ki İstanbul İttifakı. Bu şu demek: tamam, siz geçmişte CHP ile ittifak süreçlerinde sorunlar yaşadınız, güvensizlikler oluştu ama geçmişte işte İYİ Parti ile Ekrem İmamoğlu'nun arası iyiydi. Bunu kamuoyu önünde birçok kez dile getirildi. Dolayısıyla siz CHP ile ittifak yapmasanız bile İmamoğlu'nu ya da işte mevcut İstanbul'daki yönetimi farklı bir yere koyarak bunu seçmenlerinize açıklayabilirsiniz gibi bir yerde de duruyor İmamoğlu. Dolayısıyla evet, orada kapıları kapatmıyor. İYİ Parti'nin seçmenine ihtiyacı olduğunu görüyor. Çünkü İYİ Parti'nin parti olarak 2023 parlamento seçimlerinde yanılmıyorsam 800 binin üzerinde İstanbul'da bir oyu var. Bu önemli bir oy baktığınızda. İşte burada HDP meselesi var yine. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklamış durumda. Kazanabilmek için İYİ Parti'nin desteğine ihtiyacı var. Bunun için de bir ittifak mimarisi, yani CHP ve Altılı Masa'nın ötesinde İstanbul İttifakı diyerek yeni bir şey denemeye çalışıyor. Ankara'da benzer şekilde işte rozetsiz aday Mansur Yavaş birkaç kere açıkladı. Ben herkesin oyuna talibim diyor. İYİ Parti'yi karşısına almıyor ama evet, şimdi İYİ Parti açısından da Akşener'in bu iki aktöre yönelik olarak geçmişte gerçekten araları çok iyiydi. Hatta CHP'yi kızdıracak bir yerde durarak bu iki aktöre sahip çıktı. Seçimden sonra işte bu iki genel başkandan birisinin kendisini Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ama onların cesaret edemediği gibi sitemli sözler de söylediğini görüyoruz. Dolayısıyla da aslında burada karşılıklı bu tür birbirlerine biraz da ayrıştırmaya yönelik olarak da özellikle İYİ Parti tarafından bir tutum ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde CHP ve İYİ Parti açısından bu nasıl sonuçlanır derseniz, büyük ihtimal İYİ Parti'ye yönelik olarak hem CHP'ye yakın medya üzerinden hem muhalefetin kamu oyunda konuşan işte gazetecileri ya da kanaat oluşturucuları açısından İYİ Parti'ye bir baskı yapılmaya çalışılacak ve işte ittifak kurulmazsa bunun bütün sorumluluğu İYİ Parti'dedir. Evet. İşte bunun vebalinden kurtulamaz. 2028 seçimlerinde de daha da kaybeder gibi bir baskı oluşturulacak, oluşturularak bir sonuç alınmaya çalışılacak. Ama son cümlem şu olsun: İşte İYİ Partililerin birkaç gündür açıklamalarına baktığınız zaman, bu açıklamalardan geri dönerlerse de kamuoyu, İYİ Parti tabanı şunu diyecektir o zaman: bu kadar kamuoyu önünde sözler verdiniz, hep gelgit siyaseti uyguluyorsunuz. Dolayısıyla siyasette sahiciliği bir kez yitirdiğinizde bir daha toparlayamazsınız. Siyasette sahicilik önemlidir. İYİ Parti'nin de kendi durduğu yerden böyle bir sorunu ve meselesi evet, var.